Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Uyumak. Ama düz görebilirsin uykuda. O kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından. Ne düşler görebilir insan? Düşünmeli bunu. Bu düşüncedir felaketleri yaşanır yapan. Yoksa kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururun çiğnenmesine, sevginin kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, kötülere kul olmasına, iyi insanın bir bıçak saplayıp göğsünü kurtarmak varken, kim ister bütün bunlara katlanmak, ağır bir hayatın altında inleyip terlemek, ölümden sonraki bir şeyden korkmazsın, o kimsenin girip o dönmediği bilinmez dünya, ürkütmezse yüreğini, bilmediğimiz belalara atılmaktansa, çektiklerinize razı etmezse insanları. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığına bulandırıyor. Yürekten gelenin doğa rengini. Ve nice büyük yiğitçe atışlar yollarını değiştirir bu yüzden. Bir iş, bir eylem olmazsa gücünü yitiriyorlar. Bir düşünür şöyle diyordu. Gerçek bir eğitim, eğitimi alanlar tarafından noktalanmadan eğitimi alanların kendi yaşam çizgilerini çizmesiyle mümkün hale gelebilir. Yani sizler diplomalarınızı almadan bu okulu bırakıp başka yerlere gidip kendi yollarını çizerseniz esasında burada aldığınız şey gerçek bir eğitim olur. Dersimi burada bitiriyorum. Umarım gelecek hafta bir kısmınız kendi yollarını çizmiş olur. Teşekkür ederim. Bir ders daha bitti. Kim ne anladı acaba? Filozof, ya Allah aşkına yeter. Öldürdün kendini. Ne anlıyorsun bu felsefeden? Okumayı bırak, biraz da bize anlat. Şöyle yapalım. Siz felsefeci değilsiniz ama olsun. Sizce nedir felsefe? Filozof, bence felsefe saçmalamaktır. Başka ne olacak? Felsefe, Allah'ı, yaratıcıyı bulmaktır. Sizin dilinizle Tanrı'ya ulaşmaktır. Sence felsefe nedir? Susmak mıdır? Evet, bence felsefe tam da budur. Susmaktır. Kimine göre anlamlı, kimine göre anlamsızca. Aslında üçünüz de haklısınız. Üçünüze de hak veriyorum. Ama hiçbirinize de katılmıyorum. O nasıl oluyor ya? Hem katılıyor hem katılmıyor. Önce senden başlayalım, Kamil. Evet, felsefe saçmalamaktır. Sen konuşurken, düşünürken saçmaladığına inanıyorsan öyle öyledir. Çünkü zaten konuşurken, düşünürken felsefe yapmış oluyorsun. Sana gelelim Sophie. Bir inancın varsa eğer, felsefe seni bu inançtan uzaklaştırmaz. Aksine yakınlaştırır. Hakikati bulman için yol gösterir. Elbette ki bu hakikat kişiden kişiye değişir. Son olarak sana gelelim Suskun. Elbette felsefe susmaktır, haklısın. Peki biz düşüncelerimizi dışa vurmasak onları ket vurmuş olmaz mıyız? Onları esir etmiş olmaz mıyız? O yüzden felsefe susmak değil, haykırmaktır.
daha sonuna geldik. Evet, gerçekten çok verimli geçti. Ama ne yazık ki yine hiçbir şey anlamadım. Kimsenin beni anlamamasını yadırgamıyorum. Sen anlıyorsun, biliyorum. Ama sen de konuşmuyorsun. Mahsuni Şerif der ki, yoksulun sırtından doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Anlayacağın filozof, insanlık ölmüş, kimsenin haberi yok. Her yer adaletsizlik, ölüm kokuyor. Kapitalizm sömürme almış, başını gidiyor. Zengin sefasını, fakir yine cefasını çekiyor. Felsefe düşünmekse eğer, karın tokluğunu düşünen insanlar en büyük felsefeyi yapmış olmuyor mu? Son olarak, evet biz seni hiç anlamadık, anlamıyoruz ve hiçbir zaman da anlamayacağız. Asıl sorun sıkıntı bu değil ki. Asıl sorun sıkıntı şu, sen beni, bunu, onu veya şunu, kısacası bizi hiç anladın mı? Vay be suskun, içinde olup taşarken suskunluğumu bastırdı sessiz arkadaşlarına. Evet filozof, sen felsefe haykırmaktır demiştin, ben de susarken haykırdım. Kimselerin seni anlamadığı gibi beni de kimseler duymadı. Ölüm ile yaşam arasında tek fark nedir biliyor musunuz? Sadece özgürlük. Başka hiçbir fark yoktur. Her insan biraz ölü değil midir? Ya da yarı ölü. Hani bir söz vardır. İnanmak başarmanın yarısıdır diye. Biz de ölüme inanmıyor muyuz? Tam da burada inandığımız için yarı ölü sayılmıyor muyuz? Peki biz yaşarken mi özgürüz? Yoksa ölünce mi? Gömdüm hepsini, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür. Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler, insan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.